Onu da yaptık. Bakan Bey'in talimatı da malzemeyi de projeye geçen sene başlattık müsteşarlığımızın desteğiyle. Şimdi hepsini teker teker yapıyoruz. Yani dışa bağımlılığa baktığınız zaman en yukarıdakini yaptım, görevim bitti diye bir şey yok. Sana ne verilmiş? Motoru milli yap. Demiyorlar sana altındakini işte bahane üret demiyorlar. Hepsini yapmak zorundayız. Hepsini sırayla yapıyoruz. Tabii motor denince Türkiye'nin ihtiyacı olan motorlar elektrik motorları ve ion thrusters gibi egzotik şeyleri dışarıda bırakırsak 3 ana motor grubumuz var. 3 ana motor grubumuz ihtiyacımız olan pistonlu motorlar, türbinli motorlar, bir de roket motorları. Özellikle savunma sanayinde bu üçü olmazsa olmaz. Ama tabii öncelik sıramızda birincisi deniz araçlarının motorları yok. Hava araçlarıyla uğraşıyoruz ağırlıklı olarak. Birazdan göstereceğim zaten. Bize motor geliştirme görevi verildi ama tabii bunlar hemen şıp diye olmuyor. Rakiplerimiz 100 yıldır bu işi yapıyorlar. Bize 3-5 yıl önce görev verildi. 2 yıl önce hatta projemiz resmen başladı. Şimdi önce helikopteri yaptık, şimdi motoru yapacağız. Ama motoru yaparken şeyin farkına vardık. Tasarımı yaptık ama farkına vardık ki yaptığın şeyi üretmek ayrı bir yetenek. Yaptık, üretebilecek miyiz? Farkına vardık ki bazı kritik parçaları bize kimse satmayacak. Tek kristal kanatları var motorun en sıcak yerinde. Çok yüksek teknoloji gerektiren bir şey kimse kimseye de vermiyor. Export kontrol. Şimdi biz motoru tasarladık, ekranda da görüyorsunuz. Dedik bu kanadı kimden alacağız? Bir iki teklif istemeye kalktık. Açık söylüyorum Ukrayna bile teklif vermedi. Hepsini yapıp verelim motorun size dedik. Ya hepsini yapma, motoru komple alırız o zaman. Biz sizden tasarımı komple satın almak istemiyoruz. Biz öğrenmek istiyoruz. Biz tasarlayalım, siz kanadı dökün, teklif yok. Peki, iş başa düştü. Sağ olsun müsteşarlığımız, ARGE bölümümüz Celal Beyler ellerini cebine attılar. Bize teknoloji destek projeleri için destek parası çıktılar. Bu projelerle Türkiye'de ilk defa tek kristal kanatçık döktük. Titanyum hassas döküm parçaları döktük. Burada görüyorsunuz. Şimdi bunları döktük. Bakan Bey'den randevu istedim. Önemli bir şey göstereceğim dedim. Sayın Bakanım dedim bu dedim Türkiye'nin ilk tek kristal kanadı. Nedir dedi. Bunu dedim türbünün en sıcak en zor teknolojik parçası. Bunu yaptık ya artık dedim. Artık bundan sonra motorumuz çalışır korkmayın. Ya 6 ay sonra ya 2 yıl sonra çalıştırırız. Bunu söyledikten 9 ay sonra da motoru çalıştırdık zaten. Tebrik etti şey yaptı. Dedi peki bunun malzemesi nerede? E dedim onu ithal yani. Dedi onu da siz yapın. Dedim ya biz motor tasarımcısınız gözünü seveyim ya malzemeyle ne uğraştınız? Yok yok onu da siz yapın. Bir aşağıya da indik. Gördüğünüz yarı mamuller ve ham malzemelere indik. Yarı mamuller bu kütük halinde
süper nikel süper alaşımı aldın. Bunu ergitip tek kristal haline getirdin. Güzel yaptık bunu. Bunu dövmen de lazım. Disk yapman lazım ki yüksek mukavemetli diske ihtiyacın var. Bunu kimse kimseyle gene paylaşmıyor. Onu da yaptık. Bakan Bey'in talimatı da malzemeyi de projeye geçen sene başlattık müsteşarlığımızın desteğiyle. Şimdi hepsini teker teker yapıyoruz. Yani dışa bağımlılığa baktığınız zaman en yukarıdakini yaptım, görevim bitti diye bir şey yok. Sana ne verilmiş? Motoru milli yap. Demiyorlar ki sana altındakini işte bahane üret demiyorlar. Hepsini yapmak zorundayız. Hepsini sırayla yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz motor kesitinde yeşil olan yerleri zaten yapabiliyorduk. Kırmızı olan yerleri yapamıyorduk. Hemen bir motor tasarımı planıyla beraber imalat yeteneği geliştirme, yatırım vesaire imalat teknolojileri kazanma projeleri yaptık. Ve 2017 Eylül'ünde motorun her tarafını imal edebilecek duruma geldik ki 2017 Kasım'da motoru çalıştırdık. Yoksa çalıştıramazdık. Başka hassas titanyum dökme. Titanyum dökülüyordu ama burada hassasiyet çok önemli. Titanyum döktüğünüz zaman üstünde alfa case diye döküm sırasında oluşan bir malzeme bileşeni var. Yüzeye yakın oluşuyor bu. Bu kırılganlık ve çatlak oluşumunu tetikliyor. Bunu motorda kullanamıyorsunuz. Bunu kimyasal bir işlemle gidermeniz lazım. Bunların da teknolojisi var. Bunları da geliştirdik ve şu gördüğünüz parçayı dünyada sadece bir Amerikalı şirket yapabiliyordu biz bunu başardığımızda. Biz dünyada ikinci olduk. Şimdi Almanlar da yaptılar. Bizim yaptığımızı görünce biraz daha uğraştılar. Yani o kadar yüksek teknolojilerle uğraşıyoruz. 5 yılda 6 tane özgün ayrı ayrı motoru tasarladık, geliştirdik, çalıştırdık. Ve bunlardan 4 tanesi seri üretime girdi arkadaşlar. Onun motorunu biz yapıyoruz TJ90 olarak. Uçağı da TAI yapıyor Şimşek olarak ordumuz için. Yanındaki motor özelliklerini ve detaylarını veremeyeceğim. O özel bir askeri motor. O motoru da yaptık seri imalatta ve gökyüzünde 15 bin saati başarıyla tamamladı bu motorumuz. Ama gizlilik dereceli olduğu için spesifikasyonlarını veremiyoruz. PD-155 motorumuz Anka'nın mevcut motoru. Yanındaki PD-170 yeni nesil ağır ve silahlı Anka için geliştirdiğimiz motor. Çok daha güçlü, irtifa yeteneği ötekinin neredeyse 2 katı. Bir yanında gördüğünüz turboşaft 1400 motorumuz aslında Gökbey için geliştirdiğimiz bir motor. Atak için de aynı motoru kullanmayı planlıyoruz. En sonunda gördüğünüz bu da gizlilik dereceli başka bir projenin motoru. Onunla ilgili de bilgi veremeyeceğim. O da motoru yaptık, çalıştırdık. Şu anda seri imalata geçmek için denemeleri yapılıyor. T625'in Gökbey'in motorunu çalıştırdığımızla ilgili bir haber. İnternette bunun videoları var, girip görebilirsiniz. Dünyada 40'tan fazla uluslararası motor programına parça üretiyoruz. Ve şu an itibariyle dünyada, havada, gökyüzünde ne kadar uçak varsa sivil askeri en az yarısı T'nin parçalarıyla uçuyor. Ve bunlar vida civata değil, dönen kritik parçalar arkadaşlar. Özel prosesler, sertifikalı özel prosesler yetenekleri açısından dünyada birinciyiz şu anda. 2-3 yıl önce ilk 5'e girdik, o zaman basın haberi o zamandan. Şu an itibariyle dünya birincisiyiz ve kalite sertifikasyonunda en son kalite şartlarını da dünyada sağlayan ikinci şirketiz. Tabii böyle olunca dünyanın en iyisi seçildik. Peşindeki yıl bu yıl gene en iyisi seçildik. Bir yandan da çalışanlarımızla düşünüyoruz. Çalışan bağımlılığı savunma sektöründe en iyi işveren seçildik. Hep beraber mutluyuz. Tabii yapacağımız daha çok şey var. Ama yapacaklarımızı anlatmaya gerek duymuyoruz. Yaptıklarımızın gururu bize yeter diyoruz. Teşekkür ederiz. Pardon, size...